Evet, İçel TV ve 99.3 frekansından yayın yapan Radyo Klas dinleyicileri, yine bir siyaset tüneli programında canlı yayında sizlerle beraberiz. Bu hafta konuğum Vatan Partisi İl Başkanı Yunus Altıkulaç olacaktır. Öncelikle Yunus Bey'e hoş geldiniz demek istiyorum. Evet, izleyiciler biliyorsunuz bugün önemli bir toplantı vardı. Mersin Ticaret Sanayi Odası'nda yapılan toplantıda bütün basın kuruluş arkadaşlar olarak katıldık. Orada bir söz verdik. Bu sözümüzü biz yerine getirmek istiyoruz. Geçenlerde kentimizde hunlarca katledilen kızımız Özgecan anısına yapılacak olan bir rehabilitasyon merkezi vardı. Bununla ilgili yardım kampanyaları başlatılmıştı ve bankalarda hesaplar açılmıştı. TL hesabı, dolar ve euro hesabı ve ayrıyeten 3 tane operatörden 13.96'ya SMS gönderiyorsunuz. Boş veya Özgecan yazarak 13.96'ya göndereceğiniz her SMS'te 5 TL bu yapılacak olan rehabilitasyon merkezine katkı sunmuş olacaksınız. Bununla da ilgili vermiş olduğumuz sözü yerine getirelim. Mersin'de siyaset hızlanıyor. Mersin'de siyasi çalışmalar partilerde hız alıyor. Diğer programlarda da söylediğimiz gibi 7 Haziran seçimleri Türkiye için bir dönüm noktası. Ve 7 Haziran 2015 seçimlerine de partiler çok büyük iddialı hazırlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime girdireceği 31 parti var. 31 parti içinde de mecliste grubu bulunan 4 partinin dışında sahada en etkin çalışan parti biz Vatan Partisi olarak gördük ve Vatan Partisi İl Başkanı Yunus Bey'i konuk olarak davet ettik. Bizleri kırmadılar, geldiler. Vatan Partisi'ndeki gelişmeleri, Vatan Partisi'ndeki aday adaylarını ve Vatan Partisi'nin yeni yüzünü, yeni simasını. Çünkü Vatan Partisi daha önce İşçi Partisi'ydi ve Vatan Partisi'ndeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Ve Yunus Bey, hoş geldiniz diyerek şunu soruyorum. Vatan Partisi, eski adıyla İşçi Partisi, ne derler, çok büyük bir değişime uğradı ve farklı değişimle tekrar sahaya indiniz ve güzel de çalışmalarınız gidiyor. Kısaca bundan bahseder misiniz? Tabii, teşekkür ederim. Öncelikle İçel TV ve Radyo Klas, evet, izleyicilerine buradan merhabalar. Merhabalar. Biz de Özgecan, bizim canımız diyoruz. Özgecan'ın katlini buradan nefretle kınıyoruz. Bu gerici eğitim sisteminin doğurduğu bir sonuçtur. Evet. O bakımdan bu da demek ki Vatan Partisi'nin önünde bir görev. Evet. Milletimizi aydınlatmak, kadın erkek eşitliğini savunmak, bu cinayetleri ortadan kaldırmak, bu görevler de Vatan Partisi'nin önüne konmuş, çözülmesi gereken görevler. O bakımdan bunu bir görev olarak kendimize adlediyoruz ve buradan milletimizin huzurunda yemin ediyoruz. Bu milleti böylesi gerici, bağnaz, cani, cinayetçe yapılan faaliyetlerden alıkoyacağız, eğiteceğiz milletimizi, bütün gençlerimizi. Milletimizin tamamını eğiterek onurlu, başı dik, kardeşçe kadın erkek eşitliğini savunan bir millet yaratacağız. Evet. Bu da önümüzdeki görevlerden birisi. Çok teşekkür ederim. Pekala Yunus Bey, Yunus Altıkulaç kimdir? Mersin kamuoyuna sizi kısaca tanıtmamız gerekirse siz kendi dilinizle, sözünüzle nasıl tanıtırsınız Yunus Altıkulaç'ı? Yunus Altıkulaç, şöyle diyelim, emekçi bir ailenin çocuğu. Evet. Madenci bir babanın oğludur. Uzun yıllar babam 40 yıl maden ocaklarında çalıştı. Oralarda tabii biz maden ocaklarında çalışan amcalarımız, babamız, çevremiz, onlardan hak aramayı öğrendik. Evet. Babamızdan sendikacılığı öğrendik, hak aramayı öğrendik. Vatanımızın değerini, mücadele edilmesi gereken işleri oralarda öğrendik. O süreç bizi siyasetle tanıştırdı, politikayla tanıştırdı. Lise mezunuyum ben. Evet. Uzun yıllar burada kitapçılık yaptım. Mersin kamuoyunda.
Herkes beni kitapçı olarak bilir. Şu anda ben arıcılık yapıyorum. Arıcılık. Bir bal üreticisiyim. Onu söyleyeyim. Milletimizin herkesin doğru düzgün bal yemesini istiyorum. O sahte ballardan bu değil. Bu televizyondaki gerçek, ballar gerçek değil mi? Gerçek ballar değil. Milletimizin gerçek bal. O doğamızdan, çok güzel dağlarımızdan, o çiçeklerimizden gelen o güzel ballardan yemesini ve sağlıklı yaşamasını istiyoruz. O bakımdan bunun mücadelesini veriyoruz. Biz Arıcılar Birliği'nin aynı zamanda ben üyesiyim. Arıcılar Birliği, evet. Mersin Arıcılar Birliği Mersin üyesiyim. Arıcılar Birliği. O bakımdan çok sayıda arıcı arkadaşım var. Arıcılar Birliği'nde de mücadelemizi sürdürüyoruz. Milletimizin sağlığı ve geleceği çok çok önemli. Buradan söylüyoruz. Bu tür ihtiyaçlarınızı o reklamlardan değil, dışarıdan gelen ballardan değil, doğadan gelen şekliyle arıcılardan, evet, üreticilerden alın. Evet. Böylece üreticilerimiz de daha güzel ve daha rahat üretmiş olsun. Milletimize de doğrudan doğruya ulaşmış olsun. Bir aracılığıyla değil, doğrudan doğruya milletimize ulaşsın. O cefakar insanlar o dağlarda o çok güzel balları üretiyor ve milletimize ulaşmasını istiyoruz. Başkanım, şimdi biraz önce konuşmanızda şu kelime geçti. Dediniz emekçi bir ailenin ve madenci bir babanın çocuğuyum dediniz. Biz de bu İçel TV ekranı ve Siyaset Tüneli programı olarak Ermenek'te hayatını kaybeden ve Soma'da hayatını kaybeden bütün madenci ailelerine tekrar başsağlığı diliyoruz. Gerçekten emekçi kardeşlerimiz ülkede iş güvenceleri yok veya iş güvencelerinin neticesinde ailelerine bir şey kalmıyor. Son bir dakikada gelişme var. Ben onu da paylaşmak istiyorum. Soma Holding'in patronu Gürkan Bey'in mallarına el konulmuş ve satışı isteniyor. Böyle de bir belki de bu acılı, kederli ailelere bir nebze de olsa bir katkı sunulacaktır diyorum ve tekrar hayatını kaybeden bütün işçilerimize başsağlığı diliyorum nezdinizde. Evet başkanım, şimdi hedef 7 Haziran seçimleri. Sahada partiler çalışmalar yapıyor. Vatan Partisi'nde de gördüğüm kadarıyla bayağı bir hareketlenme var. Evet. Kaç tane aday müracaatı var veya adaylardan ne istiyorsunuz? Bir ücret alıyor musunuz? Veya adayları nasıl tespit edeceksiniz? Bu konulara biraz açıklık getirirseniz. Evet. Teşekkür ederim. Adaylardan 25 kuruş para istemiyoruz. Para ne istemiyorsunuz. Ne istiyoruz? Ne istiyorsunuz? Vatanseverlik istiyoruz. Evet. Bu milletin başını öne eğdirmeyecek, arkasında herhangi bir yanlış iş yapmamasını istiyor, yapmamış olmasını istiyoruz. Evet. Dürüst, tertemiz, pırıl pırıl, millete layık bir aday istiyoruz. Şunu çok samimiyetimle söyleyeyim. Bizim aday adaylarımız 20'yi geçkin şu anda aday adayı Vatan Partisi'ne başvuruda bulundu. Mersin'de 20'yi geçkin. Evet. Hepsi birbirinden değerli. Devlet yönetmiş, toplum yönetmiş, birikimli, milletin ve toplumun birikimini aynı zamanda Vatan Partisi'ne getirip katkıda bulunmuşlardır. O bakımdan da milletimiz şanslıdır. Milletimizin geleceği bu ellere teslim edilebilir. Çok şanslıyız. Şunu söyleyeyim. Vatan Partisi şunun için güçleniyor. Irkçılık ve mezhepçiliğin olmadığı, vatanın savunulduğu, vatanın bağımsızlığının savunulduğu, o Mustafa Kemal'in programının savunulduğu, altı okun savunulduğu bir parti örgütü Vatan Partisi. Evet. Milletimizi vatansız ve yurtsuz bırakmamak için harekete geçmiş bir parti. Bütün özlemlerini ve duygularını savunan, milletin geleceğini savunan bir parti. Aydınlanmadan üretime kadar, kadın erkek eşitliğinden milletimizin birliğine kadar bütün bunları bağrında taşıyan ve bu programı savunan bir parti. O açıdan son günlerde Vatan Partisi'nde büyük bir akın var. Evet. Onu söyleyelim. Köyden, kentten doktor, mühendis, avukat, her birikimin, milletin birikiminin her kesiminden Vatan Partisi'ne akın var.
Bir de şu var başkan, yani farklı partilerde, geçmişinde farklı partilerde siyaset yapmış ve siyaset yapmış olduğu partilerde etkin isimlerin Vatan Partisi'nde olduğunu gördüm ben. Yanılıyor mu? Evet, hayır. Yanılmıyorsunuz. Evet. Şunu söyleyelim. Mesela her partiden Milliyetçi Hareket Partisi bir dönem il başkanlığı yapan Sayın Kamil Hayati Aydın gibi, Devlet Hastanesi başhekimliği yapan Yılmaz Aksoy gibi çok sayıda Cumhuriyet Halk Partisi'nden veya Yurt Partisi'nden, Yurt Partisi'nden, AK Parti'den, Soyer Şimşek gibi, Soyer Şimşek evet. gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Yurt Partisi'nde, Atatürkçü Düşünce Derneği'nde görev yapmış çok değerli isimler, çok birikimli insanlar Vatan Partisi'ne gelerek, o emeklerini Vatan Partisi'ne katarak milletimizin karşısına çıkmıştır. Vatan Partisi'nin önemi şu. Nedir başkanım? Onu konuşacağız. Vatan konuşacağız da şu adayları ve süreci bir konuşalım. Tamam. Vatan Partisi'nin önemi şuradan geliyor. Vatan Partisi milletimizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını çözmek üzere yola çıkan bir parti. Yani burada ne yapacağını bilmeyen, karmaşa içerisinde yürüyen bir parti değil, tam tersine bölücülüğü nasıl çözerim, milli ekonomiyi nasıl inşa ederim, sağlığı, eğitimi evet. nasıl çözerim gibi milletin bütün ihtiyaçlarını çözen, bugüne kadar çözen, bundan sonra arkamızda kalan dönemde de bu sorunları çözebilecek programa sahip ve toplumun önüne götürüp denenmiş, sınanmış programları toplumun önüne götürerek çözebilecek yetenekte ve güçte bir parti. Bu birikim var bu partinin evet. içerisinde. Arkamızda kalan dönemde bu milletin öyle sorunlarını çözdük ki, bakın birkaç tanesini burada söylemek istiyorum değerli İçer TV izleyicilerine. 100 yıldır milletimize boyun eğdirilen Ermeni soykırımı yalanını, gidip tam Avrupa'nın göbeğinde, hayır, Türk milleti katil değil, Türk milleti onurlu, başı dik bir millettir, Ermeni soykırımı yapmamıştır, bu emperyalist bir yalandır, biz vatanımızı savunduk, biz vatanımızı savunduk, bu kışkırtmalara karşı tedbir aldık, vatanımızı savunduk diyerek gidip Avrupa'nın Lozan'da, başka yerlerde gidip bu savunmaları yaparak aslında Avrupa ve Amerika'nın mahkemelerine boyun eğdirdik. Milletimiz artık boyun eğik gezmeyecek, başı dik gezecek. İki, başkanım bir de şu ifade geçti. Doğru mudur? Örneğin şu kelime söylendi. Türklerle Ermenilerin daha önceden kardeş olduğu ve Türklerle Kürtlerin de kardeş olduğu, bir dış güçlerin söylemcisinin veya temsilcisinin gelerek Doğu illerinde ifadeler kullanıldı. Siz Türk değilsiniz, Kürt, bundan sonra Kürt olacaksınız ve siz Türk değilsiniz, Ermeni olacaksınız gibi ifadeler. Ama işin özüne de baktığımız zaman iç içe girmiş köylerimiz veya sınırlar kesilmiş olsa da karşılıklı giden gelen aileleri de biliyoruz. Kesinlikle biz burada Ermenilerle ve Kürtlerle, Ermeniler, Kürtler ve Türkler kardeşçe bir vatanı bölüşmüşler. Evet. Ve inşa etmişler. Yani test dediğiniz oradan aklıma geldi. Yüzyıllarca Ermeniler, Kürtler, Türkler, ne varsa bu bölgede, bu coğrafyada biz bütün güzelliklerimizi paylaşmışız. Evet. Varımızı, yoğumuzu paylaşmışız. Osmanlı içerisinde ve sonra da Cumhuriyet döneminde bu güzellikleri paylaşmış. Bize ve bu millete emperyalistler bırakmamış. Evet. Bakın o dönemde, Osmanlı döneminde, Birinci Dünya Savaşı döneminde Ermenilerle Türkleri birbirine düşürmüş, kışkırtılmış. İngilizler, Fransızlar ve Rus Çarlığı evet. kışkırtarak ayaklandırıyor ve bizi arkadan hançerlemeye götürüyor. Şimdi de PKK aracılığıyla Kürtleri ve Türkleri birbirine düşman etmeye çalışıyorlar. Biz binlerce yıldır burada kardeşçe
bir arada yaşıyoruz. Kız aldık, kız verdik. Ekonomik olarak beraberlikler, birlikler kurduk. Her şeyimiz ortaklaştı. İç içe girdik. Öyle bir hale geldik ki son yüzyıl bir millet olduk. Kürtler, Türk ve Ermeniler bu coğrafyada bir cumhuriyet inşa ettik. Ya bir vatan inşa ettik. En yakın tarih örneği yüzyılını kutluyoruz. Çanakkale'de tarihi hep beraber. Başkanım, evet. Çanakkale'de, bu vatan savunmasında kesinlikle çok ayrım güzel, yapılmadan. Çok güzel dediğiniz. Evet. Düşmanlara karşı, burada emperyalistlere karşı hep beraber mücadele edip savunduk. Evet. Kan döktük. Kendimizi feda ettik ve bir ülke kurduk. Çok güzel bir ülke. Bu ülkede kardeşçe yaşamamak için hiçbir neden ve sebep yok. Yeter ki işte sadece ve sadece Vatan Partisi'nin gördüğü emperyalist ülkeler elini bu bölgeye sokmasın. İşte biz Vatan Partisi olarak emperyalistlerin önünü kesecek bütün projeleri şu anda milletimizin önüne koyduk. Ne projeler? Konuşuyoruz, konuşacağız. Evet. Suriye'de bu Orta Doğu ziyareti, biliyorsunuz Vatan Partisi'nin başta Genel Başkanımız Doğu Perinçek olmak üzere Suriye, İran, Irak ve Türkiye, Azerbaycan bir kardeşlik paktı imzaladık. Başkanım, orada bir parantez açmak istiyorum. Tamam. Bu yurt dışı görüşmelerine daha önce şu an mevcut iktidarda Genel Başkan Yardımcısı olan, daha da sonra ayrılıp kendisi bir siyasi parti kuran Abdüllatif Şener'in katıldığını da biliyoruz. Evet. Yani Vatan Partisi yelpazesini Türkiye'deki bütün partilere açıyor mu? Vatanını savunan herkese açıyor. Bakın, evet. Bu söylediğiniz bakan arkadaş. İsim verebilirim. Abdüllatif Şener. Abdüllatif Şener çok değerli bir vatansever. Evet. Neden? Nereden biliyoruz? Yaptığı işlerden ve girişimlerden. Bu milletin başı belaya gitmesin diyor. Evet. Nasıl olur da bölücülükten bu milleti kurtarabiliriz? Müthiş bir girişim bu. Abdüllatif Şener'i buradan kutluyoruz. Abdüllatif Şener gibi vatanseverlerin bu girişimleri, o bunun gibi olacak, bundan sonraki olacak, evet, girişimlerin hepsini kutluyoruz. Olması gereken işler bunlar. Şundan biz İran, Irak ve Suriye, Türkiye bu bölgede devletler düzleminde anlaşarak, evet, bölücülüğün önünü kesemezsek, birbirimize düşman olarak biz bölücülüğün ve gericiliğin önünü kesemeyiz. Anlaşma yapıyoruz. Diyoruz ki Suriye devleti, ey Beşar Esad, evet, sen bizim için gerçekten çarpıştın. Mustafa Kemal'in damarından geliyor. Emperyalizme karşı mücadele ediyor. Mustafa Kemal yapan nedir? Emperyalizme karşı mazlum milletleri korumak ve savunmak. Emperyalizmin bölücü ve talanına karşı verdiği mücadele Mustafa Kemal'i büyütüyor. Öyle değil mi? Şimdi Beşar Esad'a bakıyoruz. Evet. Beşar Esad da aynısını yapıyor. O zaman biz mazlum milletler olarak, Türk milleti olarak Beşar Esad'ı alkışlamamız lazım. Diyoruz ki ancak ve ancak bölücülüğü biz devletler düzleminde, Orta Doğu'daki devletler düzleminde anlaşarak, evet, bölücülüğü presler ve ezeriz. Bakın bu önümüzdeki dönem. Ama şu var başkanım, orada da Sayın Genel Başkan'ın Doğu Perinçek'in bir açıklaması var. Diyor ki Orta Doğu projesine hayır diyor. Bölgesel ittifakları kabul etmiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ile bütünleşmek istiyoruz diyor. Ve Ermeni-Azerbaycan toprak bütünlüğünü ve milli devleti savunuyoruz gibi de bir ifadesi var. Orta Doğu projesi ayrı bir proje. Şimdi Suriye ve Orta Doğu ülkelerine ziyarete gitti dediniz de Doğu Perinçek. Şimdi ABD'nin Orta Doğu projesi şöyle. Müslüman ülkeleri bölerek, parçalayarak, evet, yapılan bir proje. Biz Orta Doğu devletlerini parçalamak, bölmek değil, birleştirerek yapıyoruz. Tam ABD'nin projesinin karşısında bir proje. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani Türkiye'nin yıllardır müracaat ettiği, giremediği, kapısına dayandığı Avrupa Birliği var. Avrupa Birliği'ni Vatan Partisi red mi edecek? Başka bir birlik mi istiyor? Vatan Partisi
Vatan Partisi Orta Doğu'da bir federasyon istiyoruz. Evet. Federasyon şu, büyük bir federasyon. Arapların, Kürtlerin, Türklerin ortakça, beraber kardeşçe, bölünmeden uzak, parçalanmadan, kandan, kavgadan uzak, beraber ticaret yaptığı, zenginleştiği bir proje. Evet. O ABD'nin Büyük Orta Doğu projesi başka bir proje. Başka proje şu, bir Kürdistan yaratalım. Bir Sünni İslam projesi ayrı bir proje. Yani burada 24 ülkeyi birbirine vuruşturarak, kan dökerek onların menfaatine, ABD'nin menfaatine çalışacak devletler yaratmak istiyor. Biz bu bölgede yaşayan bütün devletlerin ve milletlerin ortak, kardeşçe yaşadığı, parçalanma ve bölünme olmadığı, kanın, kavganın olmadığı, ortak zenginleştiğimiz ve ortak bir arada yaşadığımız bir büyük bir devletler topluluğu. Evet. Ayrı bir topluluk bu. Aynı zamanda Avrasya'yla da, Rusya, Çin, Azerbaycan, bu bölgeyle de ittifak yaparak emperyalizmin bizi parçalamak ve bölmek istediği projenin karşısına çıkan, o projenin dışına çıkan. Çünkü Doğu ekonomisi veya Doğu ülkeleri gelişiyor Sayın Başkan. Yani bakıyoruz, teknolojide olsun, siyasette olsun Doğu blokları gelişiyor. Tabii yani. Tabii. Ve çok... bu güce karşı da yani Vatan Partisi bunun için mi Avrupa Birliği'ne karşı olma noktasında? Çok 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 doğru. Avrupa Birliği ve ABD artık çürümüş, evet, kapitalist ülkeler. Bunların bir tek şansı milletleri birbirine düşürmek, oraları sömürmek, oraları sömürerek hayat bulmak. Oysa Doğu'da, o Avrasya Birliği dediğimiz ülkelerde daha çok kardeşliğin, beraber üretmenin, beraber yaşamanın topluluğu olduğunu görüyoruz. Bir topluluk devletleri olduğunu görüyoruz. Burada bakın, Avrupa Birliği ve ABD'den daha çok güçlenmiş, evet, daha büyük bir birliğin, milli gelişmenin daha büyük olduğunu görüyoruz Asya'da. Oysa ABD ve Avrupa'da toplam olarak bir büyüme yok. Tam tersine çöküşe doğru gidiyor. Kapitalizm bitişe doğru gidiyor. Bakın, Amerika son savaşlarda Suriye'yi yenildi. Yani o çok büyük, gözümüzde böyle büyütüyoruz. Şu ABD şöyle büyük, Avrupa Birliği böyle. Onlar isterse hükümet yıkar, hükümet devirir. Onlar isterse her şey yapar. Ama işte, toplumda da şu var, Sayın Başkan, algı var. Yani Amerika'dan icazet alamayan bir siyasi lider Türkiye'de iktidar olamaz. Ama siz de Amerika'nın düşüncelerine, genel başkanınız ters ifadeler, evet, kullanıyor. Evet, bu proje ve bu gerçek değil. Değil artık mi bu? Gerçek değil. Şundan, gerçek nedir? Gerçek şu. Artık ulusal devletlerin ayağa kalktığı, bağımsız devletlerin güçlendiği, milletler arası birliğin ve birleşmenin gündeme geldiği, projenin gerçekleştiğidir. Şimdi bakın, AKP hükümeti Orta Doğu'da şu anda sıkışmış durumda. Neden? Nedeni şu. Çünkü onun arkasında olan ABD sıkıştı. Yenildi Orta Doğu'da. Evet. Şimdi bu gibi partiler, diyelim bölücülük ve gericilik üzerine inşa edilmiş partiler, herhangi bir büyük devletten destek almadan yaşayamaz. Burada ama PKK, olur mu başkanım? Şimdi PKK, pardon, son 13 yıldır Türkiye siyasetine damgasını vurmuş ve dünya lideri olarak kabul edilmiş ve halk oylarla cumhurbaşkanı yapmış. Şimdi, evet. Son 3 yıldır Türkiye damgasını vuran bir siyasi iktidar var ama. Şimdiye kadar olan süreçte doğrusunuz. Evet. Yani nasıl yürüttüler bunu? Sıcak parayla, sıcak para pompalayarak, evet, ulusal devletimizin bütün o milli değerlerini satarak, bölücülükle pazarlık yaparak. Ama demokratik yürüttüler. Çözüm süreci deniliyor, açılım deniliyor. Bu açılım filan değil, tamamen milleti parçalamaya dönük bir proje. Açılım filan değil. Yani adı böyle demokrasi, insan hakları, özgürlük, açılım, işte güzel buluşuyoruz, silahsızlanma. Bütün bunlar milleti aldatma sözleri.
çok yalan bunlar. Bunlar çok yalan. PKK diyelim, PKK'yla açılım, anlaşarak silah bıraktırabilir misiniz? Yani şimdi gelin arkadaş anlaşalım diyerek PKK silah bırakmadan silah bırakıp gelir mi? Gelmez. Varlığı, varlığı silaha bağlı. Ama ifade edilen açıklamalar var Sayın Başkan. Şu deniliyor. Artık diyor silah bırakılacak diyor. Siyaset yapılacak diyor. Ve Türkiye'de şu an mecliste grubu bulunan siyasi partilerin sözcüleri veya direkt genel başkanlar da şu ifadeyi kullanabiliyor. Diyorlar ki artık sizin biraz önceki söylediğiniz söylemle bütünleşen biz mecliste grubu olan bir siyasi parti var. Halkların Demokrasi Partisi'nin barajı aşması gerektiği söyleniyor. Türkiye'deki muhalefet ve iktidar partileri tarafından. Böyle de bir söylem var. Ama Vatan Partisi'nin de bunun karşısında hızlı bir yükselişi var. Çok büyük bir aldatmaca, büyük bir proje bu. Yani HDP'yi barajı aşıralım, işte HDP'nin barajı aşması gerek gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden, AKP'den, diğer partilerden böyle sözler duyuyoruz. Evet. Bu vatanımız için yapılabilecek en büyük hata. Hata mı bu? Tabii büyük hata şundan, PKK'yı meclise taşıyarak bu milletin neyini çözersiniz? PKK artı AKP iktidarı. Şimdi burada bölücülük ve gericiliğin iktidar kurduğu bir düzen ve nizamda kavga, gürültü ve bölünmenin geleceği kesin. O bakımdan şimdi bu da millete dayatılan bir proje. Millete komplo kuruldu, tuzak kuruluyor. Evet. Bu buradan milletimize söyleyelim. Bu büyük bir tuzaktır. Bu tuzağa düşmememiz lazım. Yani PKK'nın meclise girmesi normalmiş gibi. Bu normal olabilir mi? Yani bizi bölünmeye mahkum eden ve bölünmenin pazarlıklarını yapan bir projeye çekilmesi milletimizin hayrına olabilir mi? Bu projeyi bugünden bozuyoruz. Bugün bölücülük ve gericilik ne kadar az oy alırsa ve milletimiz tarafından altı ne kadar boşaltılırsa milletimizin hayrınadır. Onun için bunun tek çözümü ve tek çıkışı Vatan Partisi'nde buluşmak. Peki hala onun için mi bu kentte siyaset yapan? Ben Mersin'e gelmek istiyorum Sayın Başkanım. Mersin'de farklı siyasi partilerde il başkanlığı yapan veya parti yönetiminde başkan yardımcılığı yapan, hatta genel başkan yardımcılığı yapan kişilerin, isimlerin şu an Vatan Partisi'nde yer aldığını görüyoruz. Ve dünkü sizin yapmış olduğunuz bir program vardı. Gülümse Türkiye, Vatanda Birleştik kahvaltılı toplantıda şu ifadeler de benim gözüme çarptı. Deniliyor ki Toros Dağları'nda çoban ateşi asla sönmez. Veya deniliyor ki Hasan Tahsin gibi hazırız. İlk oylar vatana, vatan iktidara. Vatan Partisi kurtuluşun simgesi. Ondan sonra öncü kadın, öncü gençlik gibi farklı söylemler de gördüm dün salonda. Ama bunun yanında da salonda bu kentte siyaset yapmış farklı simaları da gördüm. Biraz önce siz bahsettiniz. Evet, evet. Bunlar daha da ileri gideceğim. Partinizden milletvekili aday olduğunu gördük. Biraz da bu konuları açarsanız. Neden geldiler? Evet. Vatan Partisi'ne. Neden geldiler? Neden geldiler onu söyleyelim. Vatan Partisi'ne çünkü hiçbir çıkarı ve hiçbir menfaati olmadan vatan kaygısından dolayı vatanın içinde bulunduğu durum ve bu vatanı daha güzel, kavgasız, gürültüsüz, bölünmeden bu milleti daha güzel yerlere nasıl çekebiliriz kaygısıyla geldiler. Tamamen vatanseverlik duygusu. Hiçbir çıkar ve hiçbir menfaat ilişkisi olmadan kendilerini getirdiler Vatan Partisi'ne. Onları burada kutluyoruz. MHP'den, CHP'den, işte başka partilerden mücadele etmiş, emek vermiş, birikim yaratmış. O milletin birikimi geliyor. Hiçbir kaygı, hiçbir çıkar. Evet. Bakın ne diyor aday arkadaşlarımız? Biz buraya neden geldik? İlle milletvekili olacağım, şunu alacağım, bunu alacağım filan değil.
vatanımız bölünmesin, milletimiz birleşsin, birlik olsun, bu milletin başı dik yaşasın. Bir hep söz beraber, vardı, vatan, söz konusu vatansa gerisi fırattır. Arkadaşlar da o ifadeye yakın çok söylemleri. Doğru, çok çok bunu ifade evet. ediyor arkadaşlar. Gerçekten bu duygularla geldiler. Bizim bütün derdimiz, sorunumuz, davamız çıkar ilişkisine dayanmıyor. Vatan sorununa dayanıyor. Biz bu vatan için zerre kadar bir havuza bir taş atmışsak o mutluluk bize yetiyor. Bütün mutluluğumuz vatanımızın geleceğiyle ilgilidir. Evet. Vatanımızın geleceği ne kadar sağlama ve garantiye alınırsa biz o kadar mutluyuz. Cebimize giren para kadar mutlu olmuyoruz. Aldığımız arsa, apartman, bina ile ilgili kesinlikle bunlarla mutlu olmuyoruz. Sabahlara kadar. Evet. Ben Vatan Partisi İl Başkanı olarak sabahlara kadar düşünüyorum. Şunu düşünüyorum. Hangi köye gitsek, kimi ikna etsek, ne yapsak, bu vatanın bölünmemesi için kimle kimi bir araya getirsek, bu bölücülüğün ve gericiliğin tuzağından kurtarsak, birleştirsek. Sabahlara kadar düşünüyorum. Arkadaşlarımızla kafa kafaya veriyoruz. Projeler geliştiriyoruz. Diyoruz ki ne yapacağız, yapacağız. Biz burada çok büyük bir oy alacağız. Şu 300 bin oy Sayın Başkanım, yani 100 yıl öncesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurtuluş meşalelerinin yakıldığı günlerde, biraz önce siz köylere, kasabalara gidiyoruz dediğimizde, milis kuvvetleri, Kuvayi Milliye güçleri vardı. Evet. Ülke bu hareketi küçük çaplarda başlatarak Kurtuluş Savaşı'nı kazandı. Çok ama. Doğru, çok doğru. Biz de bir Kuvayi Milliye hareketiyiz. Onu söyleyelim. Kuvayi Milli Hareketi misiniz? Yani Mustafa Kemal'in Kuvayi Milli Hareketiyiz. Ama 1980 yılında Kuvayi Milli dernekleri de darbeciler tarafı diyeyim. Açıkta söylüyorum. 12 Eylül 1980 yılında Kuvayi Milli dernekleri de kapatıldı şu an. Kapatıldı. Evet. Kapatıldı. Ve eski Kuvayi Milli ruhu da bu ülkede kalmadı. Tabii. Benim tabii. de bir dedem Kuvayi Milliyeci. Gururla da bunu söylüyorum. Bu Mersin kurtuluşunda çok güzel. Yaralılık kutlarım göstermiş. Sizi kutluyorum. Bu ülkede ne kadar darbe olmuşsa, bakın o diyelim Tayyip Erdoğanlar, şunlar bunlar çıkarlar, darbe oldu, biz darbeyle karşı karşıya. Bütün bunlar yalan. O darbelerin hepsi Tayyip Erdoğanları ve bölücüleri ve gericileri güçlendirmek için yapılan darbelerdi. Ama bakın, olur mu başkanım, 28 Şubat'ta rol biçilen bir siyasi partinin lideriyle şu anki mevcut Cumhurbaşkanımız aynı partide siyaset yapıyordu. Ve ondan büyük Türkiye'nin İstanbul gibi ilinin belediye başkanıydı. Yani darbe vuran kesim tekrar niye o partinin adamlarını iktidara taşısın? Tabii 28 Şubat da 28 Şubat bir darbe falan değil. Değil miydi? Kesinlikle 28 Şubat. Ama sorgulanıyor. Bin yıllık, bak ne diyor Kıvrıkoğlu. Bin yıllık devleti savunma ve aydınlanma kararlılığındayız. Madem ki onlar bin yıl bizimle mücadele edecek, emperyalizm bin yıllarca mücadele edecek, bu milleti yok edecek, Türk milleti, biz de bin yıllık kararlılık içindeyiz ve direniyoruz. Bugün 28 Şubat, 27 Mayıs gibi direniş hareketleri hariç, bunlar cumhuriyeti ve vatanını savunma hareketleridir. Onun dışında bütün 12 Mart, 12 Eylül, başka şeyler, Ergenekon evet. darbesi falan. Bütün bunlar Atatürkçüleri, milli kuvvetleri, ulusal devletleri çökertme planları ve çökertme hareketleridir. O bakımdan bakın, çok dikkatle izleyelim. Darbelerden sonra hep gericilik ve bölücülük büyümüştür ve gelişmiştir. O Mustafa Kemal'in programı, Altı Ok programı hep darbe yemiş. Evet. Şimdi biz o ulusal devletler, ulusal bağımsızlık, aydınlanma, bütün bunlar darbe yiyerek çıkmış ve ülkemizin bugün geldiği durumda ne yazık ki o arkasından ABD'nin bulunduğu darbelerle bu hale getirildi. Evet. Şimdi biz yeniden o Kuvayi Milliye, tekrar ediyorum, o Kuvayi Milliye hareketi olarak Vatan Partisi milletin birliğini,
bağımsızlığını ve bölünmeye karşı güç birliğini savunarak büyük bir aydınlanma Anadolu'da meşale yakıyoruz. Onun için bizim bölücülük ve gericilikle emperyalizme karşı mücadele içerisinde yürüttüğümüz bu güçlü hareketi gördükleri için bütün vatanseverler, evet, bakın hiç şu parti bu parti filan yok, bütün vatanseverler her şeyi, bütün çıkarları bir kenara bırakarak Vatan Partisi etrafına geliyor. Başkan, bize ne görev düşer? Biz yük almak istiyoruz, görev yapmak istiyoruz. Neden? Çünkü eğer Vatan Partisi burada baraj açmazsa, ki böyle bir şey baraj, asla korkunuz var mı başkan? Kesinlikle. Kesinlikle. Vatan Partisi barajı aşar mı aşmaz mı gibi tartışmalar yaratılmaya çalışıyor. Böyle bir şey zaten yok. Vatan Partisi partiler içerisinde baraj şeyi yok, korkusu yok diyorsunuz. Hiç kesinlikle baraj korkusu yok. Vatan Partisi şu anda bile kamuoyu yoklamalarına göre %12-13 gibi bir oy oranına sahip. Bu önümüzdeki dönem, bakın bu iki evet, aylık süreçte çok daha hızla Vatan Partisi'nin güçlendiğini göreceğiz. Oy oranının güçlendiğini tanıttıkça, bu milletin içine girdikçe ve bu havayı kokladıkça, o ilişkiler yürütüldükçe, çok düzgün ilişkiler yürütüldükçe Vatan Partisi'nin hızla oy oranının yükseldiğini ve milli hükümete doğru gittiğimizi göreceğiz. Bir milli hükümet kuracağız. Yani milli hükümet nedir? Bu iktidarlar ve muhalefetiyle birlikte milli falan değil. Gayrimillidir. ABD ve Avrupa tarafından dizayn edilmiş. Yeni bir söylem söylüyorsunuz. Milli hükümet. Milli hükümet. Milli, Ankara'dan yönetilen, buranın emekçisinin, evet, buranın üreticisinin, buranın gencinin, yerli, buradan Ankara'dan yönetildiği bir devlet. Güçlü bir devlet, güçlü bir ordu. Çok başkanım önemli. Bu güçlü milli devleti kurmak için de şeyler gerekiyor. Yani, milletimizi seferber edelim. Yerelden milletvekillerinin seçilerek Ankara'da bu kenti temsil etmesi çok gerekiyor. Doğru. Bu kentteki milletvekili profilleriniz veya size müracaat eden veya milli hükümet parlamentosunda yer alacak olan aday adaylarından biraz bahseder misiniz? Tabii tabii, aday adaylarından bahsedeyim. Ama önce şunu söyleyelim. Evet. Bütün burada seçilecek diğer partilerin adayları da buralı. Diyelim buralıdır. Bu kentlerde yaşar, bu köyde yaşar ya da bu Mersin'in içinde yaşar. Bizimkiler de böyle. Evet. Ama fark şu. Bir fark var. Yani Mersin'de olup olmamasıyla ilgili bir şey değil. Yerel olup olmamasıyla ilgili bir durum değil. Milli olmak. Milli olmak ayrı bir şey. Milli olmak bir programla ilgili bir şey. Yani bu ülkenin menfaatlerini savunmak, bağımsızlığı savunmak, Mustafa Kemal'i, o Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in altı ok programını savunmak, ulusal devleti savunmak, milli ekonomiyi savunmak. Yani özelleştirme, talan, vurgun ekonomisini değil, onun yerine milli ekonomi savunmak. Biz neden milliyiz? Vatan Partisi neden milli bir hükümet kuracak? Bir milli programa sahip olduğu için ve bütün milli değerleri savunduğu için milli bir ekonomi savunacak. Yoksa diğer partilerin adayları da kentlidir, buralıdır filan. Ama programı nedir? Programı partinizin ve Amerika'dan geliyor. Programını isterseniz başkanım, yani programın süresi de kısalıyor. Merak ediyor Mersin kamuoyu. Vatan Partisi'nde kimler var diye. Partinizin programını, tüzüğünü, misyonunu isterseniz başka bir programda ben sizi konuk edeyim. Hay o zaman konuşalım derim. Hay. Ama kamuoyunun merak ettiği şu isimleri biraz ben açıklamanızı istiyorum. Tamam. Mümkünse. Peki, kusura bakmayın. Çünkü önümüzde bir 7 Haziran seçimleri var. Halk kime oy verecek? Milli hükümet Mersin'de kimlerle oluşacak? Milli hükümet Mersin'de vatanını savunan, milletin birliğini savunan millet ve vatan kaygısından başka hiçbir kaygım yoktur diyen ve böylece Vatan Partisi'ne gelen evet, şu adaylarla
Evet. Milli bir hükümet kurulacak. Kısaca da açarsanız adayların yapısını, profilini bildiğiniz kadar. Tamam. Arkadaşlar, evet. Alfabetik sıraya göre yazmışlar. Önemli değil. Alfabetik sıraya. Yani burada bir başkanım. Herhangi bir şey yok. Bütün adaylar, baştan şunu söyleyelim. Burada bütün adaylar birbirinden değerli ve birbirinden birikimli adaylar. Şöyle diyelim. Yılmaz Aksoy. Evet. Bu Yılmaz Aksoy 40 yıldır Mersin'de yaşayan ve 2 dönem Mersin Devlet Hastanesi'nde başhekimlik yapan ve 1 yıl sağlık il müdürlüğü yapan bir doktorumuzdur. Taciser. Bir de orada şu var başkanım, Yılmaz Bey'in biraz da edebi yönü var. Şiir yazıyormuş. Müthiş, evet. Bilmem evet, şey yazıyormuş. Programda biraz konuştuk. Şairdir. Şairmiş, evet. Evet. Çok renkli bir arkadaştır. Ve şunu da ifade etti bana bizzat kendi ağzından. Ben paylaşmak istiyorum. Bu kentte dedi milliyetçi varsa dedi benden iyi milliyetçi yoktur. 13 yaşından beri bu kentte milliyetçiliği savunan ilk kişi benim dedi. Evet, evet. Sayın Yılmaz Aksoy. Bunu da söylemek istiyorum. Çok güzel. Evet. Taciser Onuk. Evet, Taciser Hanım. Aynı zamanda Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyemizdir. Taciser Onuk profesördür. Profesör. Namrunludur. Çamlı Yaylalı. Namrunlu, Çamlı Yaylalı. Türk dünyasında önemli görevler yapmış. Devlet kademesinde önemli görevler yapmış. Yörük kültürüyle ilgili çalışmalar olan söyledi evet, bana. Yörük kültürüyle ilgili tarih, coğrafya, sanat tarihi konusunda çalışmaları var dedi. Var, evet. Çok güzel. Birikimli. Devlet yönetmiş ve toplum yönetmiş. Milli değerlerimizi bilince çıkarmış bir arkadaşımız. Şükran Akal. Şükran Hanım, evet. Akal arkadaşımız. İngilizce öğretmeni ama Birleşmiş Milletler'de uzun yıllar tercümanlık yapmış. Birleşmiş Milletler düzeyinde uzun yıllar tercümanlık yapmış bir arkadaşımız. Dünya Eğitim Teşkilatı'nda da görev almış, evet. Ve sivil toplum örgütlerinde görünmüş. Görev yapmış. Türkiye çapında bir aydın. Soyer Şimşek, Doktor Soyer Şimşek'i herkes tanır. Uzun yıllar burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmış. Atatürkçü Düşünce Derneği kurucu başkanı, sonra Yurt Partisi Genel Başkan yardımcılığı yapmış. Ve SHP'de de bir dönem siyaset yaptı herhalde. Bu kamuoyu çok yakından tanır Soyer, evet. Şimşek'e. Çok değerli ve birikimli bir doktorumuz, arkadaşımız. Aslında şu var başkanım, yani Soyer Şimşek dediğin zaman Süleyman Şimşek'i de söylemeden geçmemek gerekiyor. Evet, evet. Çünkü bu Toros Dağları'nda Kuvayi Milliye Mücadelesi'nde ve bu kentte Cumhuriyet ve ulusçuluk konusunda çok mücadele eden ve abi, Milli Eğitim Camiası'nda sevilen, evet, bir büyüğümüz ve bu kentte milletvekilliği yapmış, parlamenterlik yapmış. Evet, mesela. Parlamenterlik yapmış babası. Köy Enstitüsü öğretmenlerinden, evet. Çok değerli bu bölgede herkes, diğerlerin olduğu gibi Soyer Şimşek doktor, Sayın Soyer Şimşek'i herkes tanır. Mahmut Şentut emekli noterdir. Mersin'de uzun yıllar Adana'da ve diğer yerlerde noterlik yapmış. Mersin'de 7. noterlikten emekli olmuş bir arkadaşımız. Evet. Lerzan Özgenç, yine bu Edip Özgenç'i biliyoruz. Eski siyasilerden Mersin'de. Edip Özgenç eski milletvekillerinden, evet. Onun yeğenidir. Yeğeni mi? Tarsuslu'dur. Evet. Mersin Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, uzun yıllar oradan emekli olmuş. Uzun yıllar Atatürkçü Düşünce Derneği'nde yöneticilik kademesinde. Bir de sendika yönü mü var bu Lerzan Hanım'ın, öyle bir şey sendikacılık var? Sendikacılık var. Çok çok yönlü bir arkadaş. Geniş evet, seviyede topluma çalışmış, evet, kendini çok, adamış. Çok emek vermiş bu toplumda. Çünkü çok dünkü değerli toplantınızda aklıma kalan simaları canlandırıyorum, evet, da. Evet. Çok değerli bir arkadaş. Kamil Hayati Aydın. O tartışılmaz bir isim bu kent için başkanım. Kesinlikle, evet. Eylemleri, söylemleri, evet, veya yerel televizyonlarda yaptığı programlar, evet, ve
şu anki isim vereceğim, MHP'de yaptığı il başkanlığı dönemi evet. bu kentte bir farklı sayfa açmış. Kesinlikle Kamil Hayati evet. Aydın. Çok değerli bir aydın. Müftü, yani emekli müftü. Diyelim, emekli müftüdür. 40 yıllık müftülük yapmış. 40 yıl. 40 yıl müftülükten sonra vatan kaygısından dolayı geliyor Vatan Partisi'ne. Bana ne görev düşerse yaparım diyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir dönem milletvekili yapmış. İl başkanlığı yapmış ve il başkanlığı döneminde Milliyetçi Hareket Partisi'ni burada Mersin'de zirveye taşıyan parti isim yapmış. Evet. Önemli bir isim bu kent Büyük için. Büyük bir değer evet. Harun Demir Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde uzun yıllar politika yapmış. Kuyuluk son dönem Kuyuluk'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkan adayı olmuş. İyi bir oy almış. Onu söyleyelim. Az çok bir değerli. Farkla seçim evet, kaybettiği söylenmiş. Evet, oyla. Az bir farkla. Evet. Çok değerli bir aydınımız. Ve spor yönü de olduğunu kendisi deklar etti. Yönü var. Spor camiası da evet. seviliyor. Öyle bir yönü de var. Çok değerli bir arkadaş. Yine Adnan Aydın Kösel. O da bu kent için renkli bir isim. Renkli bir isim. Evet. Aydınlık Türkiye Partisi il başkanlığı yapmış. Milliyetçi Hareket Partisi'nde yöneticilik yapmış. İl yönetici yapmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nde evet. çeşitli dönemler yöneticilik yapmış. Kösellerdendir. Kösel ailesinden. Evet. Mersin'in yerli ailelerinden sevilen, sayılan arkadaşlar. Toplam olarak şunu belirtelim. Şu ifadeyi de kullandı Aydın Bey. Dedi ki ben bu kente mal olmuş, Bahçe Mahallesi'nde yetişmiş, Bahçe Mahallesi çocuğum gibi de bir ifadesi oldu. Evet, evet. Onu da paylaşmak istiyorum. Toplam olarak şunu söylemek istiyorum. Bir de yeni bir isim daha tam siz toplantı Pardon. Yapılıyordunuz başkanım. Yani salonda şu ifadeyle çıktı. Bir bayan vardı. Evet, Leman Hanım. Evet. Leman Kanlıoğlu. Var daha adaylarımız var. Evet. Daha sayıyoruz. Ama bunlar evet. Leman Kanlıoğlu. Bayan arkadaş. Bu arkadaş emekli öğretmendir. Bu kentte yine emek camiasına çok hizmeti olan, çocuklarımızı yetiştiren değerli bir emekli öğretmenimizdir. Ve Mersin'de de bir gıda sektöründe işletmesi olduğunu söyledi. Şu anda gıda sektöründe hizmet evet, veriyor. Hizmet veriyor ve işletmesi var. Evet. Ayrıca Günay Arslan var. Günay Arslan. Günay Hanım avukat mı dediler? Avukat Günay Arslan. Bu evet. bay Günay Arslan şu anda geçen dönem bizim Aydıncık ilçe başkanlığımızı yapan evet. bir arkadaş. O bölgede çok sevilen, sayılan değerli bir hukukçumuz. Onu da belirtmiş olalım. Evet. Bunun dışında şu anda daha evraklar geliyor. Ne zamana kadar müracaatlar başkanım? 5 Nisan'a kadar. 5 Nisan'a kadar 5 Nisan müracaatlar var. Kadar, 5 Nisan akşamı. Ve hiçbir ücret almıyorsunuz. Pardon, 4 Nisan akşamına kadar müracaatlar alıyorsunuz. Tamamlanmış olacak. Evet. Bir kuruş para talep etmiyoruz. Bir kuruş para istemiyorsunuz. Para istemiyoruz. Çok sayıda adayı partimizi arıyor. Biz Vatan Partisi'nden aday olmak istiyoruz. Çünkü şundan bu vatanın geleceği için bizim bu çorbada evet. tuzumuz, biberimiz olabilir mi diye. Böyle bir heyecan. Müthiş bir heyecan o dağ köylerinden, muhtarlardan, çeşitli toplum önderlerinden, aydınlardan müthiş haberler alıyoruz. Evet. Öyle heyecanlar duyuyoruz ki gece 2'de evet. beni arıyorlar. Sevgili başkanım ben işte filan yerin muhtarıyım. Vatan Partisi'ne kaydolmak istiyorum ya da Vatan Partisi'nin bayrağını buraya gönderin. Ben Vatan Partisi'nin burada propagandasını yapmak istiyorum. Şundan vatanımız için, bu ülkemiz için yapılacak projeyi sadece Vatan Partisi anlatıyor. Bu sorunları çözecek tek Vatan Partisi var. Onun için bana bir görev verin. Köyden, kentten, mahalleden, sokaktan böyle haberler alıyoruz. Başkanım bu Vatan Partisi eylem ve söylemlerini geliştirirken yani halkın eksik yönlerini çok iyi mi tespit etti de halk bu kadar ilgi gösteriyor? Toplam olarak vatanımızın içinde bulunduğu durumu çok iyi gördük. Evet. Maya tuttu. Maya tuttu diyorsunuz. Kesinlikle maya tuttu. O Mustafa Kemal'in Kuvayi Milliye mayası. Evet. O Kuvayi Milliye mayası yeniden tuttu. Şundan
şartlar ve koşullar evet. öyle bir hale geldi ki Vatan Partisiz, Vatan Partisi'nin programını uygulamadan ve Vatan Partisi'ni milli hükümet olarak iktidara getirmeden bu ülkenin sorunlarının çözülmeyeceği milletimiz tarafından anlaşılmıştır. İkincisi şu, biz sorunları çöze çöze bugüne geldik. Evet. Bu da milletimizde büyük bir bilgi kaynağı oldu. Evet. Bu da bilgi dağarcığı içerisinde yer almıştır. O bakımdan bu sorunları ancak Vatan Partisi'nin programı ve önerileri çözebilir, önümüze koyabilir ve bu düşmanlarla baş eder. Çünkü kontrol edilmeyen, satılmayan pazarda domates gibi alınıp satılamaz, kontrol edilemez. Tek parti. Başkan, tek kuvvet, parti dediniz tek de, birikim. İşte Vatan Partisi'nde var. Vatan Partisi'nin de yeni bir amblemi var. Eski isimle bitti. İşçi Partisi'nde tek bir yıldız vardı. Yeni partinin amblemi farklı. Nedir bu? Buğday başakları mıdır? Buğday başakları mıdır? Nedir? Buğday bir de yıldız var. Çoban yıldızı buğday diyorsunuz. Buğday başaklarının yol gösteren çoban yıldızını kucaklaması. Bir ışığı. Yani biraz daha açarsanız emekçi, ne ifade ediyor? Emekçi. Buğday başakları burada emekçileri temsil ediyor. Emeğimizi, milletin emeğini temsil ediyor. İçindeki yıldız evet. yol gösteren. Yol emekçiye yol gösteren. Yani emekçiye yol göstereni emekçi ürünüyle diyelim, emekçi ürünüyle kucaklamış yol gösteren ışığı. Emekçi derken yani toplumdaki üreten diyelim. Üreten her kesime hitap ediyorsunuz. Yani emekçi sadece köylü değil, sadece bilmem ne değil. Sanayicisi, köylüsü, kentlisi, hayvancısı, tarımcısı, herkesi, sanayicisi, herkesi kucaklayan evet. Bir emekçi amblemi, emekçiye ve içindeki ışığı, yol gösteren ışığıyla birlikte tamamlayan. Halk da sevdi herhalde ki o amblemleri muhtarlar falan istiyor. Çok sevdi, herkes evet. istiyor ve gerçekten toplumun aydınlık yüzü. Evet. Gülümse Türkiye diyoruz çünkü Vatan Partisi geliyor. Başkanım güzel temennileriniz var, güzel sloganlarınız var ama bize ayrılan sürede hızla geçti. Biraz önce de söylediğim gibi Vatan Partisi'nin Türkiye'de ne yapmak istediğini, milli projelerini, misyonunu, vizyonunu, hatta daha benim soracağım çok soru vardı. Silivri süreci vardı, Ergenekon süreci vardı ama bize ayrılan sürede doldu. Biz başka bir programda bu konuları konuşmak üzere hay diyorum hay ve programı bitirmek istiyorum ama son sözlerinizi de kamuoyuyla paylaşmanızı istiyorum. Milletimizin Vatan Partisi'ni izlemelerini istiyoruz. Sadece izleme değil, sadece ve sadece Kurtuluş'un adresi nerede? Vatandaşlar nasıl ulaşacak size? Kurtuluş'un adresini Vatan Partisi olarak belirliyoruz. Milletimiz belirlemelidir. Mersin'de adresimiz neresi? Adresimiz Devlet Hastanesi Caddesi, Akdeniz Belediyesi'nin tam karşısında evet. Kervan Düğün Salonu olan üzeri kat 4 evet. No 12 evet. Ulaşmak isteyen bütün insanlar bu adrese gelebilir. Vatan Partisi'ne çağırıyoruz. Milletimizi evet. Vatan Partisi'ne çağırıyoruz. Bu çok çok önemli. Biz milletimizin geleceği için Vatan Partisi'ni dikkatle takip edip ona güç vermelerini istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. İçel evet. TV ve Radyo Kras dinleyicilerine evet. ve Ahmet arkadaş sizi kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bizi biz çağırdınız. Teşekkür ediyoruz. Çok memnun ettiniz. Amacımız başkanım Mersin kamuoyuyla eğer siyaset tüneli programı yapıyorsak Mersin'deki bütün siyasi dinamikleri biz İçel TV ve Radyo Klas yayına çağırıyoruz. Mersin'de siyaset yapmak isteyen bütün parti il başkanlarını da buraya konuk edeceğiz. Çünkü bizim amacımız halkın oy vereceği,
siyasi parti il başkanlarından başlayarak aday adaylarını alıp Mersin kamuoyuyla buluşturmak. Bu konuda da siz de katıldınız. Ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerde İçel TV ekranları aday adaylarınıza açık olduğunu buradan açık deklara ediyorum. Ve arkadaşlar gelip kendilerini tanıtır, anlatır, projelerini de anlatırsa biz memnuniyetle İçel TV ailesi olarak kabul ederiz. Seve seve, hay hay. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Önemli bir görev yapıyorsunuz. Evet. Bizleri topluma, millete, köye, kente taşıyorsunuz. Emeğinizden dolayı sizi kutluyoruz. Çok güzel. Çok biz de sizleri kutluyoruz. Yeni partinizin vatana, millete, Mersin'e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve hoşça kalın sevgili izleyiciler.